Çek hocam, şunu çek buraya. Meyyit için duaya uyun hazır olan imam. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhu için El-Fatiha. Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, dar-ı bekaya intikal eden, Rabbine kavuşan çok muhterem Bakan Yardımcımız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun hocamızın cenaze namazını hep birlikte eda ettik. Rabbim kabul eylesin. Cennetiyle, cemaliyle. Her kesimden, her meşrepten insanı toplayan bir cenaze bundan sonra bir daha görebilir miyiz diye sormuştum. O kendisi bana demişti ki, burası imparatorluk başkenti ve daha çok görürüz burada diye söylemişti. Hatta böyle ümitsizliğe düşme bir anlamda diye söylemişti. Bu kadar çabuk çağıracağını biz duyamamıştık efendim. Onu arz etmek istedim. Bir de ikincisi, son zamanlarda bakan yardımcısı olduğundan beri Anadolu Kültür Tarih Birliği diye lise öğrencilerle ilgili çalışmalar vardı. Bizim bütün programlarımıza katılan Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'nden bir öğrenci hocamızın vefatına tarih düşürmüş. O tarih düşürmeyi de sizlerle paylaşmak istedim efendim. Milletimize başsağlığı diliyorum. Bunun yanında tabii özellikle ilim dünyamıza da başsağlığı diliyorum. Malum sevgili Peygamberimiz hadisi şeriflerinde alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyuruyor. Şimdi biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Tabii Haluk hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu. Ve kültürde, sanatta, edebiyatta bir tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü ve bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü, onun duruşu, vakarı örnekti. Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersleri vermek üzere oraya gidiş gelişleri, özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle de Tuna dersleri çok çok onun anlamlıydı, farklıydı. Son zamanlarda da özellikle tabii Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz diye bir yaklaşımı vardı. Haluk Hoca, hiç endişe etme.
Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle biz de çakallara yedirtmeyeceğiz. Ve bu vaadini biz aynen devam ettireceğiz. Onların karşısındaki o dik duruşumuz aynen devam edecek. Ve bizler özellikle Haluk hocamızın yola çıktığı o günden eserinde de ifade ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun. Rabbim inşallah o izi sürenlerden bizleri de eylesin. Yar yardımcımız olsun diyorum. Tekrar ruhi için El Fatiha. Thank you.